Şu anda Şevketiye'deyim. Lapseki'ye doğru devam ediyorum. Manzara güzel. Ben bu akşam kendime kalacak bir yer buldum arkadaşlar. Burası tamamıyla müsait yeşil alan. Herkes sere serpe oturuyor buralarda. Burada kalmayı planlıyorum. Şu an neredeyim? Şu an Çardak Kum Adası'ndayım. Etrafı dolaşıyorum. Burada kalırım yani. Burada sıkıntı olmaz tahmin ediyorum. İleride çardaklar var. Çardaklardan birine geçeceğim. Bir şeyler atıştıracağım. Şu an saat kaç olmuş bakalım. Saat de 5 oldu. Geç olmuş zaten. Buralardayız. Bugün Karabiga'dan yola çıktıktan sonra başıma gelenleri anlatayım. Delirdim ya, sinir krizi geçirdim yani. Karabiga'dan böyle sahil boyu devam edeyim, Lapseki'ye geleyim dedim. Bir rota seçtim, sahile doğru gidiyorum. Şu an ismini hatırlamıyorum gittiğim köyün. Plajın ya da. Yaklaşık bilemiyorum, belki 10 kilometre falan vardır tahmin ediyorum. Yol o kadar berbat ki, orman yolu. Toz ayrı bir sıkıntı. Aynı zamanda böyle tırtıklı yollar. Kilometrelerce devam ediyor. Motosiklet olduğum halde o tırtıklardan kaçamadım yani. Böyle uç noktalardan gitmeye çalışıyorum. Teker izinin olmadığı yerlerden. O kadar zorlandım ki. Sanki motosiklet böyle iki parçaya ayrılacak. Bütün vidaları sökülecek gibi yani. O derecede bir titreşimli bir yolculuk yaptım. Rüzgardan sesim çıkmıyor olabilir, kusura bakmayın. Mikrofon bozuldu çünkü. Neyse, yol ikiye ayrıldı. Sağdan mı gideceğim, soldan mı gideceğim? Navigasyona bakıyorum. Telefon çıldırdı. Ne kadar uygulama varsa hepsini açmaya başladı. Kafa yedi, bana da kafa yedirdi. Ya diyorum ki ne olur bak bir iki saniye bakayım navigasyon, ondan sonra ne halt ediyorsan et. Yok, bir türlü bana navigasyon iki saniye baktırmaya müsaade etmedi. Ne yaptım, niyet ettim olmadı. Bir bağırıyorum ki yani bir kilometre ileriden duyarsın sesimi yani. Ben hiç bugüne kadar, bu yaşıma kadar daha böyle sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Böyle bağırdığımı hatırlamıyorum yani. Ya diyorum ki bak iki saniye idare et. Navigasyona bakacağım, ondan sonra ne yapıyorsan yap. Diyorum bak senin çeneni, kafanı, gözünü kırarım. Ben sinirlendim böyle, artık yumruğumu sıktım. Telefonum var ya, paramparça edeceğim yani o derecede. Elim aldım bir yere çakacağım. Yani daha 750 lira ekran parası verdim yeni. Onu acıyorum. Aslında bir de içerisinde video kayıtlarım falan var. Bunları acıdığım için atamıyorum da telefonu. Ne yaptım, ne ettim? Duruyorum, bağırıyorum. Duruyorum, bağırıyorum. En sonunda çektim bir köşeye, dua okudum biraz kendime gelin diye. Ya inanılmaz yani. Öyle bir sinirlendim ki başım ağrıyor. Hala başım ağrıyor. Sesim kısıldı bağırmaktan. Öyle bağırıyorum yani.
Neyse baktım, dediğim dedik, çaldığım düdük diyor telefon. En sonunda dedim ben soldan doğru gideyim. Artık nereye çıkarsa çıkar. Yolda bozuk aynı zamanda. Zaten sinirleniyorum. Bir de üstüne telefon çalışmıyor. İyice benim canım sıktı mı? Neyse soldan gittim. Birkaç kilometre sonra bir plaja çıktı. Benim konum yazdığım plaja çıktı. Bir abinin biri sağda oturuyormuş. Ben de kendi kendime sinirleniyorum. Konuşuyorum telefonla. Baktım sağda oturuyor. Onunla konuştuk biraz. Dedim abi ben buradan şimdi devam edeceğim de benim navigasyon çalışmıyor. Sıkıntı var telefonda. Hani ona bakıyorum nereden gideceğim. Hani bundan sonrasında dedim yol nasıl gidiyor falan. Köylerin içerisine girersem yol bozuk mu dedim. Yok dedi, yol dedi iyi. Onunla biraz oturduk böyle 5-10 dakika. Bana yolları falan tarif etti. Fabrika tır parkı diyor. Şu tır parkından bu geniş yoldan devam ederseniz köylere hiç uğramadan bahsettiğiniz Biga Çanakkale yoluna gider. Şükran yoldan. Bugün akşam yemeğimde zeytin var, biber var ve patlıcan var. Patlıcanı nasıl yapacağız bilmiyorum. Közleme şansım da yok. Bir formülü bulacağız yani. Bunlar ziyan olmasın. Bugün BİM'e girdim. Karabiga'da. Alışveriş yaptım. Birkaç bir şey aldım. Ekmek kalmamıştı. Dedim fırından bir tane de ekmek alayım. Fırın arıyordum. Bir tane CBF'li gördüm. Selam verdi. Aleyküm selam. Dedim nereden geliyorsun? Bursa'dan geliyorum dedi. Sen nereden geliyorsun diye sordu. Ben de dedim İstanbul'dan ama Karadeniz'den dolaşıp öyle geldim. Dedi en uzak nereye gittin? Van'a kadar gittim dedi. Ama dedim 13 bin kilometre yol yaptım geçen gün. Şaşırdı. Ben dedi Bursa'dan buraya gelebilir miyim diye tereddüt ettim yolda kalır mıyım diye. Dedim kardeşim merak etme kalmaz. İstediğin yere git. Ben dedim bak seneye dedim Japonya'ya gideceğim. Halk ekmeğe gittim. Ekmek alacaktım. Tekli kalmamış. Çifti aldım. Dedim o zaman iki tane ver yani. Halk ekmek ya. Biraz daha uygun oluyor. Ondan sonra da çıkartıp bir tane daha fazladan verdi. Sormadım niye verdin diye. Dedim iki tane var zaten. Şimdi bunu da alırsan üç olacak. Zaten çiftli ekmek. Altı ekmek yapıyor yani. Bir de koyacak yerim de yok. Dedi yolda köpeklere falan verirsin sevabına dedi. Diğer dayıya da iki tane verdi. Bilmiyorum herhalde akşam satılmıyor diye mi veriyor? Ne yapıyorsan. Sormadım da yani. Şu anda işte bir yarısını falan yedim herhalde. 5 tane ekmek var. Bana yeter bayağı yani. Saat 7 oldu. 7 galiba bakayım. 7:20 geçiyor. Bugün Çardak Kum Adası'nda kalmayı planlıyorum. Akşam saatinde bir bakalım müsait olursa orada kalacağım. Hamak kampı yapabilirsem direkt hamak kuracağım. Çok rüzgarlı olduğu için çadır biraz sıkıntı oluyor kurmakta. Belki bu akşam hamak kurarım yani. Bakalım. Öyle bir düşüncem var. Her zaman bir ikinci plan olması lazım. Şimdi burası olmazsa ya da kaldırırlarsa oradan beni başka bir yer bulmam lazım. Arkada bir tane daha park var. Burada da var da burası çok göz önünde. Olmadı arkadaki parka giderim. Ben buraya güvenerek burada durdum. Bir de burada oturuyoruz. Yani Çardak'ta var ya. Rahat yani burası. Güzel. Burada otururum. Hava kararmaya yakın. Ondan sonra oraya geçeriz. Evet bakalım yani işte. Patlıcanları ince ince kestim. Burada kızartma yapıyorum. Kızartmayı da ilk defa yapıyorum. Bakalım olacak mı? Her şeyin bir başlangıcı vardır. Bakalım olacak mı? Ziyan olacak yoksa. Yazık günah.
Saat 9:20 geçiyor. Ben Luna Park'a geldim. Gondola mı binsek, ne yapsak ya? Şu anda Çardak Kum Adası'ndayım. Burada keşif yapıyorum çadır kurmak için. Şuraya geleyim de şu biraz görüneyim. Çardak Kum Adası'nda yer arıyorum kendime. Aslında birçok yer müsait de çok böyle göz önünde olmak istemiyorum. Hamak kuracağım bu akşam. Bir yerde gözüme kestirdiğim bir iki yer var. Şu ışıklardan biraz daha uzak, beni rahatsız etmemesi için oraya bir yere kuracağım yani. Ben çadırı kurmak istemiyorum. Aynı zamanda bu saatten sonra biraz daha zor olacak. O yüzden hamak kuracağım. Öyle. Gidip motorumu alacağım. Motor biraz geride kaldı. Bir de fena bir rüzgar var, biliyor musun? Şurada köprü var. Karşıdan karşıya geçerken bir esiyor. Şimdi çadırı kurmak, toplamak da zor böyle. Hamak burada süper olacak yani şimdi. Ben özellikle böyle durumlar için hamağı özellikle yanıma aldım. Çünkü rüzgarlı havalarda çadır kurmak çok zor yani. Toplaması bir dert, kurması bir dert. Özellikle kumda sıkıntı yani. Çardak Kum Adası'ndan akşam manzarası. Ben şimdi yatmaya gidiyorum. Son kez şöyle bir akşam manzarası seyretmek istedim. Sabah kısmetse şuraya geçeceğiz, parkın olduğu yere. Orada kahvaltı yapacağım.